Burası her zaman en iyiyi hedefleyenlerin yeri. Burası her zaman sağlam adımlarla geleceği kuran Kıbrıs'ın ilk üniversitesi. Burası Girne Amerikan Üniversitesi. Kıbrıs'ın öncü üniversitesi olarak sürdürdüğümüz misyonumuzu şimdi güçlü sağlık yatırımlarımızla daha da genişletiyoruz. Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu'yla hayalindeki geleceği birlikte kuruyoruz. En iyi akademik kadroyu ve gelişmiş laboratuvarları sağlığın merkezi olacak kampüs ortamında senin için bir araya getirdik. Çağın gereksinimlerini karşılayan modern laboratuvarlarımızla ihtiyacın olan pratik eğitime sahip olacaksın. Hedeflerini canlı tutan ve sana yeni deneyimler sunan bir kampüs yaşamında eğitim alacaksın. Dünyanın en önemli işini yapacaksın. En çok ihtiyacı olanlara yardım edeceksin. Hiç tanımadığın bir insanın sağlığı en önemli önceliğin olacak. Bu sadece bir meslek değil, bir tutku. Hayallerine gerçekten inan. İnsanların hayatının bir parçası olacaksın. Her gün Girne Amerikan Üniversitesi'nde araştırıyoruz, ilgileniyoruz, keşfediyoruz ve hayallerinizin kapılarını aralıyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi. Sağlıkla gelecek, sağlıklı gelecek. Sayın Bakanım, tekrar hoş geldiniz diyorum. Hem fakültem adına hem üniversitemiz adına davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Az önce sizin Cumhuriyet Meclisimizin dışından hükümete giren bir bakan olduğunuzu belirtmiştim. Şüphesiz siyasi tecrübeniz, altyapınız, donanımınız ve bizim üniversitemizin, yani Arizona Üniversitesi'nin de bir mezunu olarak tecrübelerinizin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Bunun karşılığı olarak da şu anda Dışişleri Bakanlığı olarak görev yapıyorsunuz. Bunun farklı bir boyutu olduğunu değerlendiriyorum. Hem parlamento, hem hükümet, hem de Cumhurbaşkanlığı makamı arasında bir denge unsuru olduğunuz çok net görülüyor. Belki bununla ilgili bir şeyler söylemek istersiniz. Ama asıl öğrenmek istediğim, son dönemde yaşadığımız Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak bizim yurt dışındaki bazı fahri temsilciliklerimizde bir düzenlemeye veya bir yeniden organizasyona, ayarlamaya gidileceği yönündeki haberler. Bunun doğruluk payı nedir ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz, öğrenmek isterim efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir kere son fahri temsilciliklerle ilgili yaşanan olaylarla ilgili şunu söyleyeyim. Biz zaten bakanlıkta üst düzey yöneticilerle, müsteşarımızla, genel müdürümüzle, müdür arkadaşlarımızla bir 10 gün kadar önce, 2 hafta kadar önce bu fahri temsilcilikleri, fahri konsoloslukları bir değerlendirmeye almamız gerektiğini gündemimize getirmiştik. Uzun yıllardan beri görevde olduğu kağıt üzerinde görülen ama bakanlığımızla hiçbir irtibatı, teması olmadığı noktasından hareketle bütün yapının gözden geçirilmesi gerektiği üzerinde mutabakat sağlamıştık. Tam da bunun üzerine maalesef Düsseldorf Fahri temsilcisi ile ilgili bir problem gündeme geldi. Sosyal medyada abartılı bir şekilde işlenmeye başlandı ve bakanlığımıza ve ülkemize zarar verici boyutlara gelen iddialar, tartışmalar ortaya çıktı. Bunun üzerine biz
bütün fahri temsilcilikleri, fahri konsoloslukları kapatma ve bir bir değerlendirmeye alarak tekrardan yeni atanması uygun görülenleri atama kararlılığıyla Bakanlar Kurulu'na bir önerge götürdük son Bakanlar Kurulu'nda. Çünkü hocam yani bu listeye baktığımızda 1979'dan gelen 1991, 1994, bu tarihler 1992, bu tarihlerde yapılan atamalar dikkate geliyor. Ve özellikle bu kadar eski atamalardan bazılarının bakanlığımızla hiçbir temasının olmadığı noktasından hareketle bu listenin bir güncel hale getirilmesi gerektiği noktasında doğru bir hareket içerisinde girdiğimizi düşünüyoruz. Tabii bu sanki Düsseldorf konsolosluğunda yaşanan olaydan dolayı alınan bir kararmış gibi yansıdı. Artık tam da öyle değil, onu söylemeye çalışıyorum. Biz zaten bu kararı vermiş bir bakanlık idik. Fakat neredeyse siyasette biliyorsunuz gerçek daima başka, algı başka olabiliyor maalesef. Son Bakanlar Kurulu'na götürdüğümüz önerge bütün fahri konsoloslukların, fahri temsilcilerin görevden alınması önergesiydi. Ancak orada Bakanlar Kurulu'ndaki diğer arkadaşlarla yapılan değerlendirmede, tartışmalarda karar sadece Düsseldorf fahri konsolosunun görevden alınması ve bakanlık olarak bizim Dışişleri Bakanlığı'nın diğer fahri temsilcilikleri bir bir değerlendirmeye alarak kimlerin listeden düşürülmesi gerektiği kararını vererek o şekilde bir önergeyle Bakanlar Kurulu'na gelmemiz, görevden alınması gerekli görülmeyenlerin de yani itibar kaybetmeme adına tekrar atanacak olsalar bile bir dönem görevden alınmış olma imajı olacağından bunun çok da doğru bir hareket tarzı olmayacağı değerlendirildi ve nitekim karar da öyle. Sadece Düsseldorf fahri temsilcisini aldık görevden. Bugün müsteşarımız ve genel müdürümüzle ve onların kendi altlarındaki müdürlerle yapmış oldukları incelemeler sonucunda benimle yapılan toplantıda bir miktar fahri temsilci, fahri konsolosu görevden alma kararını biz kendi bünyemizde bakanlık olarak aldık. Şimdi yeni bir Bakanlar Kurulu'na önerge hazırlayarak bu şeyi, listeyi güncel hale getireceğiz ve bundan sonra fahri dahi olsalar, yani bakanlıkla, mafetözü devletiyle herhangi bir maddi ilişkisi, mükellefiyeti olmasalar bile, ofislerin bile olmadığı noktasından hareketle, ama bu kişiler fahri temsilci, fahri konsolos atandıkları için merkezle, Lefkoşa'yla, bakanlıkla, devletle irtibatlarının sürekli kılınacağı bir yapı içerisine geçmemiz gerekliliği ile yola devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Soru anlamında bir sıralamamız yok. Arkadaşlar akıllarına gelen, düşündükleri, istedikleri herhangi bir soruyu şu andan itibaren sorabilirler. Buyurun değerli arkadaşlarım. Hocam ben sorabilir miyim? Çok internet problemi yaşıyorum da burada. Bir ilk başta ben sorabilir miyim yani? Lütfen. Buyurun Sadık Hocam. Ben tekrar Sayın Ertuğruloğlu'na üniversitemize bu etkinliğe katıldığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bu yeni dönemde böyle birebir aydınlatma hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de hem de ben dünyada önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Sayın Bakanıma şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi sürekli olarak yeni dönem bahsediyoruz artık buraya. Yani bunun adı artık iki devletli çözüm diyor. Öyle gidiyor. Şimdi ben acaba kendisi
kısa vade, yani devletlerin hayatında bir yılın, iki yılın aslında hiç önemi yok ama kısa vade, yani bir, iki yıl içerisinde, orta vade, 3-5 yıl içerisinde ve uzun vade, 5-10 yıl içerisinde acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nerede görüyor? Yani bu iki devletli çözümde kısa, orta ve uzun vadedeki hem kendisinin hem de bakanlığının planları nedir? Nerelerde görmek istiyor? Bunu tevcih etmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Şimdi yeni dönemde gündeme gelen politikamızı irdelemek tabii ki gereken bir şey ama bunu yaparken bu açılan yeni sayfayı açmamış olmamızı tercih edenlerin tercih ettikleri ve 53 yıldır denenip de başarısızlığı kanıtlanan yöntemle hiçbir yere varılamayacağını göz ardı etmeden yeni dönemle ilgili değerlendirmeleri ele alalım. Benim ricam o. Yani hep vurgulamışımdır. 53 yılımızı bize boşuna harcadılar. 53 yılımızı çaldılar. Hiçbir başarı şansı olmayan bir müzakere sürecini bize empoze ettiler. Ve eşitlik temelinde bir müzakere süreci yürütüldüğü iddia edilerek tamamen eşitsizlik temelinde olan bir süreçte bizi o sürece bağladılar ve Kıbrıs Türk halkı da bu süreçten bir netice bekleyerek ve her aşamasında da hayal kırıklığına uğrayarak, bu arada da sözde bizimle ortak olma, eşitlik temelinde ortak olma düşüncesiyle ya müzakere masasına gelen Rum tarafının bizim üzerimizde ambargolar uygulattığı, izolasyon tedbirleri uygulattığı unutularak, onları benimseyerek adeta biz, Rum tarafını haklı bile gösteren arkadaşlarımız da var olduğu dikkate alındığında, böyle hiç de sağlıklı olmayan bir müzakere sürecinden bugünlere geldik. Benim inancım odur ki en nihayet doğru noktaya gelindi Kıbrıs konusunda. En nihayet sağlıklı bir politikaya geldik. Şimdi bu politikanın ne kadar başarılı olabileceği, bu politikanın ne kadar doğru olduğu tartışılır hale geldi. Siyasi muhaliflerimiz bu yeni dönemi eleştirmeyi bir siyasi beceri olarak görüyorlar maalesef. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir başka ülke varsa dünyada halkının egemenliğini savunmanın ve devletin eşit uluslararası statüsünü savunmanın suç addedildiği bir başka ülke varsa bunu bize birileri lütfen işaret etsin. Böyle bir ülke yok. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını çözümün önünde engel diye gören bir zihniyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sağlıklı bir çözüme götürme söz konusu değil. Çözülmeye götürebilirsiniz ama çözüme götüremezsiniz. Kaldı ki çözüm sadece ve sadece Rum tarafıyla bir ortaklık kurma olarak algılanmaması gerekir. Ben şahsen Rum tarafıyla herhangi bir ortaklığın mümkün olmadığına inanan Kıbrıs Türklerinden biriyim. Söz konusu değil böyle bir olasılık. Yani şunu söyleyeyim hocalarım. Rumlarla ortak hedeflerle birleşerek bir devlet idare edebileceğimizi düşünmek bana göre mümkün değil. Yani çok basit bir noktaya değineyim. 20 Temmuz'da ne yapacağız? 20 Temmuz'da ne yapacağız? EOKA gününde Rum ne yapacak? Milli günlerimizde nasıl bir ortaklık içerisinde olacağız? Biri ağlarken öbürü bayram yapacak. Yani yok böyle bir şey. Kıbrıs konusunda çözümü evrimsel bir süreç olarak görmek mecburiyetindeyiz. Kıbrıs konusunda çözüm denen olay bir kere bir anlaşma sağlayarak
falan tarihte gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan bir anlaşmayla Kıbrıs konusu çözülecek bir konu değildir. Kıbrıs'ta biz önce eski ortaklarımızla iyi komşuluk içerisine, ilişkileri içerisine girmeyi öngörmeliyiz. Önce iyi komşular olabilmeliyiz ki birbirimize güven oluşsun. Rum'un Kıbrıs'ı bir Helen Adası olarak görmekten vazgeçtiği ortaya çıksın. Kıbrıs Türk'ünü bir Helen Adası'nın azınlığı diye görmekten vazgeçtiği kanıtlansın. Yani kısacası sağlıklı, samimi komşuluk ilişkileri içerisinde iki devlet temelinde bir süreç yaşansın ve tarafların birbirlerine olan güveni neticesinde belki ileriki jenerasyonlar yeni bir ortaklık formülünü gündemlerine alsınlar. Ama o güne kadar önce bizim Rum tarafıyla iyi komşuluk ilişkileri içerisinde girmeyi hedeflememiz gerekir. Şimdi şu anda vurguladığımız ortak zemin diye gündeme getirdiğimiz ve yeni sayfa diye nitelendirdiğimiz olay, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rum Devleti ile eşit uluslararası statüsünün doğru algılanması gereğidir. Bu siyaset şu demek değildir: önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın, sonra bir müzakere ederiz. Bu demek değildir söylediğimiz. Bu şu demek de değil aynı zamanda, yani KKTC'nin tanınmasını hiçbir zaman talep etmeyeceğiz. O anlamda da yorumlanmaması lazım. Ama ortak zemin vardır diyebileceğimiz ve bu ortak zeminden hareketle Rum tarafıyla yeni, anlamlı, başarı şansı olabildiğine inandığımız takvimlendirilmiş bir müzakere sürecine geçebilmemiz için Kıbrıs Türk halkının Rum halkıyla egemen eşitliğinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rum Devleti ile eşit uluslararası statüsünün tescillenmesi kaçınılmazdır. Bunlar olmadan Rumlarla herhangi bir müzakere sürecinin hiçbir anlamı yoktur. 53 yıl olmadığı gibi yeni 10 yıllarda buna harcamaya hiçbir toleransımız olmadığı noktasından hareketle. Yani tanınma değil talep ettiğimiz, eşit uluslararası statümüzü tescil etmeleri gerekir derken söylemeye çalıştığımız şu: bu tescil edildiği takdirde Rum tarafının tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti denen yapının tek devleti olma noktasının doğru olmadığı ortaya çıkmış olacaktır. Eğer eşit uluslararası statümüz tescil edildiği takdirde Rum tarafının bir devleti olduğu gibi Türk tarafının da bir devleti vardır. Ve bunların uluslararası statüleri eşittir. Yani iki taraf da devlettir. Ha, bir tanesi bir tarafı tanımıyor olabilirsiniz. Ama Kıbrıs Türk Devleti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoktur demek değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorsanız bu Kıbrıs Türk'ünü devlet olarak değil de toplum olarak görmeniz gerekir demek değildir. Önce Kıbrıs konusunda temel sorunun ortadan kaldırılması gerekir. Temel sorun nedir? Bunca yıllık müzakerelerin başarıya ulaşamamasının temel nedeni, daha doğrusu Kıbrıs sorununun gündeme gelmesinin temel nedeni, Rum devletinin ortaklık devletini temsil eden tek devlet olarak kabul görmesidir. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Rum devleti Kıbrıs Cumhuriyeti demek değildir. Rum devleti Kıbrıs Türk halkının devleti değildir. Kıbrıs Türk halkı adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen ama tamamen bir Rum devleti olan yapının Türk azınlığı değildir. Bu hata, bu uluslararası statüdeki dengesizlik ortadan kaldırılmadığı sürece hiçbir müzakere sürecinin gündeme gelmeyeceğini söylüyoruz. Çünkü gündeme gelmesi demek yeni 53 yıllar başarısızlığın başlaması demektir. Şimdi
Hocamın sorusu 5 yılda yakın vadede ne göreceğiz? Kısa vadede, orta vadede ne göreceğiz? Uzun vadede ne göreceğiz? Şimdi bütün bunlar hocam sadece Dışişleri Bakanlığı'nın öngörüleriyle bağlantılı değil. Bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en öncelikli görevi kendi evini bir düzene sokmasıdır. Yani bizim dış politikada yaşadığımız zafiyetin temel nedeni ve Kıbrıs Türk halkının dış siyasete olan ilgisizliği diyelim, inancını yitirmiş olması, medet ummaması gereken yerlerden medet uman bir halk durumuna gelmesinin temel nedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iç siyasetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını memnun etmekten uzak olmuş olmasıdır. Yani halk iç siyasetin kendisini çok da tatmin eden bir siyaset olmamasından dolayı başka başka yerlerden medet umma noktasına gelmiş olduğundan dolayı dış siyasette bizlerin ortaya koyduğu temel ilkeler, hedefler, olmazsa olmazlar, kırmızı çizgiler halk tarafından algılanmakta ve kabul görmekte zorlanan kesimlerin oluşmasına neden olmuştur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi, şimdi bizim yeni geldiğimiz ve en nihayet doğru noktaya geldik dediğimiz noktada dikkat ederseniz devletin varlığı, halkın egemenliği temeldir diyoruz. Uluslararası statümüz temeldir, vazgeçilmezdir diyoruz. Bunların günlük hayatlarında sıkıntılar yaşayan halkın, geçim sıkıntıları yaşayan halkın, iç siyasetteki yanlışlardan, eksiklerden dolayı devlete olan güveninin sarsıldığı bir ortamda halk kesimlerinin içinde bazılarının, bunların bizim ortaya koyduğumuz dış politika parametrelerinin halk tarafından ne kadar kolay hazmedildiği, benimsendiği, savunulduğu, sahiplenildiği tartışılan konulardır. Ve bunlardan dolayı işte öyle siyasi yapılarımız var ki, öyle siyasi partilerimiz vardır ki zaten siyasi var olmalarının nedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni sahiplenmemek olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletinin varlığını çözümün önünde engel gören siyasi partiler, şimdi halkın bu iç siyasetteki memnuniyetsizliğini, tatminsizliğini mazeret, gerekçe olarak kullanarak halkın egemenliğini, devletin varlığı ve eşit uluslararası statüsünün savunulduğu politikayı eleştirmeye gayret ediyorlar. Ben de her zaman o politikayı eleştirmişimdir. Eminim biliyorsunuzdur. Yani siz eğer bu devletin varlığını hazmetmemişseniz, bu devletin varlığını çözümün önündeki engel olarak görüyorsanız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çözüm öncesi bir zorunluluktur ama gün gele çözüm olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak diye bir siyaset sahibiyseniz, o zaman siz bu devletin makamlarına niye geliyorsunuz? Bu devletin makamlarına gelmek demek, bu devlete hizmet etmek olması gerekir. Bu devlete hizmet etmek de bu ne demektir? Bu devletin güçlenmesi, halkın daha mutlu vatandaşlar olması, davasına daha sahip çıkması demektir. Ama sizin siyasi dünyanız eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da başarıya gitmesi yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adeta çöküşe geçmesi ve halkın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığından o kadar mutsuz olup Rum'la ne olursa olsun yeni bir şekilde bir ortaklığa gidelim ve bu problemlerden kurtulalım düşüncesine gelmesini öngörüyorsanız, o zaman sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına hizmet vermeniz söz konusu değildir. Ve ben belki biraz daha ileri gideceğim. Daima açık sözlü olmayı hep tercih etmişimdir. Ana vatana, Türkiye Cumhuriyeti'ne
ana vatan diyemeyen insanların Kıbrıs Türk halkına hizmet götürmesi, Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarına hizmet etmesi söz konusu değildir. Tekrar edeceğim bunu. Türkiye Cumhuriyeti'ne ana vatan diyemeyenlerin, Türkiye Cumhuriyeti'ne ana vatan demenin bir zul olduğunu, Kıbrıs Türk'ünün küçümsendiği anlamında yorumlayan insanların Kıbrıs Türk'üne ve Türk ulusuna bu coğrafyada hizmet etmesi söz konusu değildi. Ana vatan, yavru vatan ilişkisi gururla ifade edilmesi ve gururla yaşanması gereken bir ilişkidir. Ana yavru ilişkisi dünyadaki ilişkilerin en kutsalıdır. Ana her zaman için yavrusuna en iyisini ister. Ve yavru kaç yaşında olursa olsun ana için yavrusudur. Ve her şeyin en güzelini onun için ister. Dolayısıyla ana vatanımızla ana vatan yavru vatan ilişkisini bir utanç meselesi olarak görmekten çıkıp bunu gururla yaşama noktasına gelmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapamayan arkadaşlarımızın Kıbrıs Türk'üne ne ada içerisinde ne ada dışında herhangi bir şekilde hizmet vermeleri, Türk ulusuna hizmet etmeleri söz konusu değildir. Başka yerlere hizmet ediyor olduklarını görmelerini istirham ediyorum. Yani onları başkalarına hizmet ediyorlar diye suçlama noktasına gelmek istemiyorum. Farkına varsınlar. Bu söylediklerimizi kabul etmiyorlarsa farkındadırlar veya değiller. Başka yerlere hizmet ettiklerini görmeleri gerekir. Çünkü muhatap olduğumuz dış güçlerin tek bir hedefi vardır sayın hocalarım. Muhatap olduğumuz dış güçlerin tek bir hedefi vardır. Kıbrıs Türk'ünü ana vatanından koparmak. Türkiye'yi adadan çıkarmak. Kıbrıs Türk'ünü Türkiye'siz bırakmak. Ve Kıbrıs Adası'nı zaman içerisinde Giritleştirmek. Ve Türk milletini Doğu Akdeniz'de güvenliğini anlamsızlaştırarak, bir köşeye sıkıştırarak kendi çıkarlarını besleyecekleri bir ortam yaratmak. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada benim söylemek istediğim şu: 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra nereye gideceğimiz sadece bizim elimizde olan bir olay değildir. Bu Kıbrıs konusunda artık biz yeni siyasetimizde uluslararası camianın sahasına koyduk. Karar uluslararası camianın kararıdır. Bizim kararımız belli. Denktaş Bey'in, rahmetli Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce vurguladığı gibi Kıbrıs meselesi statü meselesidir, statü sorunudur demişti. Son derece haklı. Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Ve bu eşit uluslararası statüde ısrar etmemiz bizim kaçınılmaz görevimizdir. O yüzden ben diyorum artık çok net bir şekilde doğru noktaya geldik. Eğer Rumlarla uluslararası statümüz eşitlenmediği sürece müzakere yoktur, anlamı yoktur. Nedir eşit uluslararası statü? Rum devlet olduğu sürece ve biz de o devletin bir toplumu olarak muamele gördüğümüz sürece eşit uluslararası statü yoktur demektir. Toplumlar arası görüşmelerde uygulanan aldatmaca yöntem, güya toplum liderleri görüşüyor ve iki toplum eşitler olarak görüşüyor aldatmacasına, midemiz tok. Çünkü bizimle masada bizim zamanımızı çalarken Rum, aynı anda da Kıbrıs Cumhuriyeti diye dünyada boy gösterip bize ambargolar uygulatma fırsatını tepe tepe kullandı. Güya bizimle masada ortaklık kurmak için oturdu, taktiksel nedenlerle görüşmüyor diye suçlanmama adına masada bizimle alay edercesine görüştü. Ama aynı anda da dünyada Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanındığı için bizim üzerimize ambargolar uygulattı. Bizi dünyaya, merkezi otoriteye isyan etmiş ayrılıkçı bir asi azınlık diye tanıttı.
Ve böylesi bir ortamda BM de bize inanılır gibi değil, işte eşitler olarak görüşüyorsunuz. Bu şikayet ettiğiniz sorunların çözümünü istiyorsanız, ambargolardan kurtulmak istiyorsanız, izolasyonlardan kurtulmak istiyorsanız Rumlarla masada oturun, çözün. Ya nasıl çözeceğim? Bir müzakerenin başarı şansı olması için eşitler arasında olması gerekir. Eşit olmayan tarafların müzakere masasına oturup da masadan eşitler olarak kalkıldığı dünyada görülmemiştir. O devlet, ben toplum. Böyle bir müzakere süreci işte gördük 53 yılda hiçbir yere varmadı. Boşuna yıllarımız harcandı, yıllarımız çalındı. Hala daha biz ambargolar altında ezdirilmeye çalışılıyoruz. Ve şimdi geldiğimiz noktada da egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talep ediyoruz diye bize şu tehditler gönderiliyor. Siz daha da izolasyonlara tabi olabilirsiniz. Daha da yeni ambargolara tabi olabilirsiniz. Yani böyle bir dünyayla muhatabız. Peki bu yeni geldiğimiz politikayı savunmasak ne olacak? Yeni geldiğimiz politikayı savunmasak 53 yılda ne olmuşsa bir 53 yılda, bir 553 yılda aynı şeyler olur. Hiçbir şey olmayacak yani. Kıbrıs Türk'ünü tatmin edecek bir anlaşmayla masadan kalkmak söz konusu değildi. Bunun görülmesi gerekir. Bu görülmediği takdirde bizim şimdi savunduğumuz politikayı eleştirmek çok kolaydır. Ben demiyorum yani bu geldiğimiz politikayla çok yakın bir zamanda önümüze kırmızı halı döşenecek, önümüz açılacak. Her türlü bolluğa, her türlü rahata, her türlü refaha kolay ulaşmamız için milletler, ülkeler yarışa girecek. Hayır, öyle bir iddiam da zor olanı seçtik, kabul ediyorum. Ama doğru olanı seçtik. Zor bir yöntem, zor bir süreç. Önce kendi insanlarımız içerisinde bu politikaya %100 sahip çıkma inancının eksikliğinin yaşandığı bir dönem. Dün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Bizim bakanlığımıza da geldiler. Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştük. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de ana vatanda partiler arasında Kıbrıs konusunda milli politikada farklı bir duruş yoktur dedi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerekir vurguladı. Eşit statüye desteğini belirtti. Ama bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi yapılaşmasında, siyasi partilerinde aynı birlikteliği, aynı dayanışmayı, aynı desteği görebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü siyaseten var olma gerekçeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlamak, ana vatanı dışlamak ve nasıl olursa olsun Rumlarla bir şekilde tekrar Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altına girip Türkiye'yi herhangi bir ülke durumuna götürme olan arkadaşlarımız var siyasette. Bu yapıda biz kendi içimizde bu birlikteliği sağlamadığımız sürece nasıl ileriye gidebileceğimizi bu arkadaşlar düşünebiliyor. Biz onlara rağmen bu politikayı götürüyoruz. Çünkü bu politikayı savunmak bir milli görevdir. Bunun dışında bir politika savunmak Kıbrıs Türk'üne ihanet etmek demektir. Ve göreceksiniz bu dik duruşu kararlı bir şekilde koruduğumuz takdirde, geri adım atmadığımız takdirde, dönekliğe girilmediği takdirde, yanlış yapmışız, geri döndük türünden, bizlerle, milli karakterimizle hiçbir şekilde yakışmayan bir noktaya gelindiği takdirde burası emin olun ki giritleşme sürecine girmiş olacaktır. Bu coğrafyada Kıbrıs konusu sayın hocalarım sadece Kıbrıs Türk'ünün Rum'la olan sorunu değildir. Hep söylemişizdir. Kıbrıs'ta verilen mücadele ulusal bir mücadeledir. Sadece Kıbrıs konusu bağlamında değil, Mavi Vatan bağlamında da. Türk ulusunun hak ve çıkarlarının söz konusu olduğu bir mücadele içerisindeyiz. Bize düşen görev Türk ulusunun hak ve çıkarlarını, Türk ulusu derken Kıbrıs Türk'ünün de o Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduğu noktasından hareketle.
Türkiye başka yerde, Kıbrıs Türk'ü başka yerde diye bir vizyon sahibi değiliz. Kıbrıs Türk'ü, anayasamızın giriş cümlesi de budur zaten. Yüce Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı diye anayasamızın girişi var. Dolayısıyla Türkiye'yi sanki yabancı bir ülkeymiş, Kıbrıs Türk'ü başka bir halkmış gibi ve onların çıkarları başka, Kıbrıs Türk'ünün çıkarları başka diye bir vizyonla, bir inançla hareket edenlerin ne kadar yanlış içerisinde olduklarını görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü onlar da buranın insanı. Ama maalesef siyasi vizyonları Kıbrıs Türk'ünün zararına süreçleri gündeme getiren bir vizyon. Dolayısıyla bunu bilerek yaptıklarını da düşünmüyorum. Düşünmek de istemiyorum. Ama bir insanın kendi halkının egemenliğini ve kendi devletinin uluslararası statüsünü savunmayı bir eleştiri konusu yapmasını da asla anlayamıyorum. Bunun cevabını kendileri vermesi lazım. Yani niye bunu siyaset olarak uyguluyorlar? Niye bir ses, bir tek bir birlik olarak dünyaya hep beraber Kıbrıs Türk'ü Rum devletinin bir toplumu değildir. Biz devlet sahibi bir halkız. Bu devletin kabul görmesi, tanınması en temel hakkımızdır. Rum'u devlet olarak tanıyorsunuz, Rum'u egemen bir halk olarak tanıyorsunuz ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin diğer egemen kurucu ortağı Kıbrıs Türk'ünü egemenliğini tanımıyorsunuz. Onun devlet sahibi bir halk olduğunu görmezden geliyorsunuz. Bu diskriminasyon nedir? Bu ikilem nedir? Bu Kıbrıs Türk'üne yaptığınız haksızlık nedir? Şimdi yıllar önce David Haney denen bir İngiliz diplomat var. Eminiz bileceksiniz. David Haney ile Lefkoşa'da İngiliz elçiliğinin Türk tarafındaki misyonunda bir gece tartışırken, o dönem yine Dışişleri Bakanı'ydım. Dedim ki İngiltere'nin Kıbrıs Türk'üne yaptığı adil değildi. Cevabı hocalarım, cevabı şu oldu. Değerli dostum, kim size uluslararası ilişkilerde adalet diye bir mefhum olduğunu söyledi? O cevaptan sonra ben aslında bir ders almış oldum ve bir kere daha hiçbir yabancıyla konuşurken hiçbir yabancıya yaptığınız adil değildir demedim. Çünkü gerçekten reel politikada adalet diye bir mefhum yok. Ülkelerin çıkarları var. Bu çıkarlar ya örtüşür ya çakışır. Şimdi Kıbrıs konusunda zarar gören Kıbrıs Türk'üdür. Dışlanan, haksız yere dışlanan Kıbrıs Türk'üdür. Egemenliği kabul edilmeyen Kıbrıs Türk'üdür. Ambargolara tabi tutulan Kıbrıs Türk'üdür. Rum'un boyunduruğu altına sokulmaya çalışılan Kıbrıs Türk'üdür. Tamam. O zaman bu tabloyla karşı karşıyaysak bunun çözümü nedir? Ne yapmamız gerekir? Buna boyun mu eğmemiz gerekir? Çünkü bunu yapan arkadaşlarımız var. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti diye Rum tanınmaması gerekir ama tanındı. Ne yapalım? Tanındı. Bu sahte ünvanla Avrupa Birliği Rum tarafını Avrupa Birliği'ne üye de yapmaması gerekirdi. Ama yaptı. Ne yapalım? Dolayısıyla bunlarla mücadele edeceğimize gelin bu çerçevede bunlardan bir şeyler koparmaya çalışalım. Karşınızdaki siyasi muhaliflerimizin vizyonu gördüğüm kadarıyla bu. Bu nedenledir ki Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde bizim gibi düşünenler problem yaşıyor, onlar gibi düşünenler de rağbet görüyor. Şimdi siz eğer Avrupa Birliği'ndeki Rum'un 6 sandalyesinin 2 sandalyesi Kıbrıs Türk'üne aittir, Kıbrıs Türk'üne verilmesi gerekir derseniz, bu ne demektir sayın hocalarım? Bu şu demektir Türkçesi. Rum yasal olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. O statüsüyle de Avrupa Birliği'ne üye yapılmıştır. Kabul. Ama o üyelik kapsamında 2 sandalye de bize veririz. Şimdi bu bir beceri mi? Bu doğru bir hareket tarzı mı?
Eğer biz Rum tarafını Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul ediyorsak, Avrupa üyeliğinin doğru olduğunu kabul ediyorsak bizim davamız nedir? Bunca yıldır Kıbrıs Türk'ünün uğrunda bedeller ödediği, ana vatanımızın bedeller ödediği bu dava ne olur? Ben bu soruyu yabancı muhataplara da soruyorum. Sorum şu, size göre Kıbrıs Cumhuriyeti yasal olarak var değil mi? Var diyorlar. Bu cumhuriyetin yasal olarak hükümeti de var değil mi? Var. Peki o zaman çözmeye çalıştığınızı iddia ettiğiniz Kıbrıs sorununun tarifini yapın bana. Nedir o zaman sizin çözmeye çalıştığınız Kıbrıs sorunu? Eğer yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti varsa, onun da yasal bir hükümeti varsa ve BM'de genel kurulda üye devlet olarak oturuyorsa, Avrupa Birliği'ne Kopenhag kriterleri hiçe sayılarak üye yapılmışsa ve bütün bunlar bizim kabul etmemiz gereken unsurlarsa, o zaman Kıbrıs sorununun çözümü nedir? Kıbrıs sorununun çözümü o zaman Rum tarafının dünyaya yaydığı yalan yanlış propagandaya göre Kıbrıs sorunu 1974'te başlayan Türk istilası ve devam eden Türk işgalidir. Ve Kıbrıs sorununun çözümü de bu işgalin sona erdirilmesidir. Siz Rum tarafını Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanıdığınız sürece Rum tarafına bu fırsatı veriyorsunuz. 74'te başladı Kıbrıs sorunu ve bir işgal sorunudur propagandasının teşvik edilmesine sebep oluyorsunuz. Dolayısıyla Rum'un hiçbir şekilde Kıbrıs Türk'ü ile anlaşma ihtiyacını yaratmamış oluyorsunuz. Tam tersine bizimle anlaşmama gereğini onlara hissettiriyorsunuz. Dünyanın bu noktadan vazgeçme noktasına getirilme süreci gündeme gelecek mi gelmeyecek mi, bu yeni geldiğimiz politikayla. İşte o yüzden az önce dedim ki biz topu uluslararası camianın sahasına attık. Bizim sahamızda değil top. Rum'un sahasında da değil. Çünkü biz artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü noktasından asla ama asla geri adım atacak değiliz. Bedeli ne isterse olsun. Rum tarafı da dünya kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanıdığı sürece, Rum tarafının da asla ben tek başıma Kıbrıs Cumhuriyeti değilim, Türklerin de ayrı bir devleti var ve bizim Kıbrıs adasında iki egemen devlet olarak varlığımızdır İşin esası noktasına gelmesi asla söz konusu değil. O zaman ne politika izleyeceğimiz sorusu gündeme gelir. Şu anda onun cevabı da şu anda verilmesi gereken bir cevap değil. Çünkü 5 artı BM'yi Cenevre'de yaşadık. 5 artı BM'nin neticesinde genel sekreter ortak zemin yoktur dedi. Ama normalde gidip Güvenlik Konseyi'ne görevimi iade etmem gerekir. Ortak zemin yok. Ama yapmayacağım dedi. 2-3 ay sonra bir toplantı daha çağıracağım dedi. Şimdi eğer çağırırsak ve oraya gidip biz gideceğiz. Ama az önce dediğim gibi asla ve asla yeni politikamızdan geri adım atmamak şartıyla gideceğiz. Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü. Bunlar varsa müzakere, yoksa müzakere yok. Rum tarafı da politikasından geri adım atacağını düşünüyorum. İşte o zaman genel sekreterin Cenevre'de yapmayacağım dediğini yapıp yapmadığını göreceğiz. Yani bu defa aynı Cenevre'nin benzeri yaşandığı takdirde genel sekreter gerçekten ortak zemin yoktur, müzakere olasılığı yoktur deyip gidip iyi niyet misyonunu, görevini Güvenlik Konseyi'ne iade edecek mi etmeyecek mi? Bunun görülmesi lazım. Ettiği takdirde bizim ne yapacağımızı biz ana vatanımızla birlikte kararlaştırıyoruz. Dedim ya, bu sadece bizim sorunumuz değil. Bu ulusal davaysa ana vatanımız da bu davanın bizimle beraber olan ana vatanımızdır. Beraber
buralara kadar beraber geldik. Sevinçte beraberdik. Tasada beraberiz. Çıkarlarda beraberiz. Gelecekte de bu böyle olacak. Dolayısıyla uluslararası camia şunun şu kararı vermesi lazım sayın hocalarım. Ya bunca yıldır Kıbrıs Türk'üne yaptıkları haksızlığa bir son verme gereğini hissedecekler. Ki o zaman bizim izleyeceğimiz yol ona göre şekillenecek. Ya da bunca yıldır yaptıkları diskriminasyona, haksızlığa devam etme kararı verecekler. O zaman da izleyeceğimiz yol ona göre şekillenecektir. O yüzden biz aslında şu anda içimizde bazılarının yaratmaya çalıştığı felaket senaryoları asla doğru değil. Biz şu anda uluslararası siyasette Kıbrıs konusunun tarihçesine baktığımızda en rahat dönemimizdeyiz. Çünkü dünyaya çok net, çok sarih, ne olduğu belli olan, tartışmaya açık olmayan bir politika ortaya koydu. En doğal hakkımızı talep ediyoruz. Egemen eşitliğimiz kabul edilecek Güvenlik Konseyi kararıyla ve devletlerin eşit uluslararası statüsü kabul edilecek. Ama tekrar edeyim, bu KKTC'yi tanıyın, ona göre müzakere edelim demek değil. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının ayrı devletidir ve Rum devletiyle eşit statüdedir açıklaması, kararı Rum tarafının, bütün adanın ve Kıbrıs Türk'ünün devleti olduğu yanlışına bir son vermiş olacaktır. Bu eşit uluslararası statü ısrarının önemi buradadır. Tekrar edeyim, eşit uluslararası statü talebinin temel faydası Rum tarafının bütün adanın tek devleti olduğu ve Kıbrıs Türk'ünün de devleti olduğu yanlışının sona erdirilmesidir. Çünkü diğer tarafta tanınmıyor olsa bile Kıbrıs Türk'ünün ayrı bir devleti olduğu ve bu iki tarafın devlet, adada eşit devletler olduğu, statülerinin eşit olduğu, bir taraf devlet diğer taraf toplum değil. Bu hatanın düzeltilmesi kaçınılmazdır. Hayatidir. Bu düzeltilmediği takdirde Kıbrıs konusunda kimse bir gelişme beklemez. Müzakere olacak, çözüm olacak. Hayır, asla. Mümkün değil. Teşekkür ederim. Galiba. Evet, gayet güzel oldu. Çok geniş kapsamlı oldu. Teşekkür ederim. Buyurun Asip Hanım. İşitemiyorum. Katıldığınız için. Sağ olun. Sesim gelmiyor mu? Geliyor. Buyurun. Şimdi benim de sorularım vardı. Fakat birkaç öğrencimiz soru ilettiler. Önce onlarınkini size okuyayım. Tamam. Öncelik her zaman öğrencilerimizindir. Bir tanesinin Birleşmiş Milletler Barış Gücü olarak adada sürdürdüğü askeri misyonun sonlandırılmasının Rum tarafının çözüme ciddi bakmasına bir katkısı olur mu? Neden Rum tarafı barış gücünün adadaki varlığını desteklemektedir? Bir soru bu. Devam edeyim mi Sayın Bakanım? Önce soruları söyleyeyim mi? Yok, ben bir cevaplayayım. Sonra unutmuş tamam. Oldum. Barış gücünün görev süresinin uzatılmasını en fazla isteyen taraflardan bir tanesi Rum tarafıdır ve Yunanistan'dır. Yani şöyle bir komedi yaşıyoruz dünya siyasetinde. Hem Kıbrıs konusu 74'te başlayan bir sorundu, propagandası yapıyor Rum tarafı. Bunu yaparken de adada barış gücü askerleri denen askeri varlığın 64'ten beri var olduğu unutturulmaya çalışılıyor. Eğer Kıbrıs sorunu dedikleri sorun 74'te başlamışsa, 64'ten itibaren niye adada barış gücü askerleri denen askerlerin varlığı yaşanmış? Hem de 64'ü unutturmaya çalışırken barış gücü askerlerinin adadaki görev sürelerinin uzatılmasının en büyük destekçisi yine Rum tarafı ve barış gücü misyonunun bütçesine en büyük katkıyı yapan İki taraf var. Biri Yunanistan, biri Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Çünkü uluslararası arenanın
dikkatini Kıbrıs'a dönen soruna odaklattıkları sürece zamanın kendi lehlerine çalıştığına inanıyorlar. Kendilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti diye BM'de üye oldukları noktasından hareketle bir üye devletin iddia ettiği işgal ve istila propagandasının devam edebileceğine inanıyorlar. Bu noktada da haklıdırlar bana göre. Yani barış gücü Rum'a hizmet etmekten başka bir iş yaptığı yok. Ve barış gücü askerlerin adadaki görev sürelerini uzatma kararları alınırken bizimle istişare bile yapılmıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle. Çünkü Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayrı devlet olarak tanımıyor. Bizimle istişare bile edilmiyor. Dolayısıyla bu askeri varlığın sona erdirilmesi gerekir diye BM'ye kara empoze etme olasılığımız da yok. Dolayısıyla Rum'un propagandasına hizmet ettiği sürece BM zaten dediğim gibi bütçesi de barış gücünün bütçesi de büyük ölçüde Rum ve İranistan tarafından karşılanıyor. BM de bu oyunu oynamaya devam ediyor. O yüzden az önce de dedim ki biz topu artık uluslararası camianın sahasına attık. Karar uluslararası camianındır. Onlar karar verecek. Ya yanlışa devam edecekler ya Kıbrıs Türk'üne yaptıkları haksızlığa, diskriminasyona bir son verme kararlılığı ile yola devam edecekler. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Biz yeter ki son derece haklı olarak talep ettiklerimizde sonuna kadar dik duruş sergileyelim, kararlılığımızı ortaya koyalım ve asla bu baskılar karşısında geri adım atacağımız diye bir görüntüyü, bir eğilim ortaya koymayalım. Çünkü savunmamamız gereken hiçbir şey savunmuyoruz. Savunduğumuz her şey sonuna kadar hakkımız olandır. Ama öyle bir dünyayla muhatabız ki dediğim gibi her ülke kendi ulusal çıkarını beslemeye çalışıyor. Kendi ulusal çıkarını beslemeye çalışırken Kıbrıs Türk'ünü ezmeyi, Kıbrıs Türk'ünü Rum'un boynunu altına sokmayı hiç etmiyor. Yani böyle bir sorun yok onlar için. Sonuçta karar vermişler. Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir sözde devlet var. Ve o noktadan hareketle de biz kötü ortaklığından atılan, ortaklığı bozan değil, ortaklıktan atılan Kıbrıs Türk'ü yanlış, izolasyonlara, ambargolara tabi, ortaklığı bozan ve bir ortaklık devletini üniter bir Rum devleti haline döndüren Rum tarafı da haklı. Böyle bir yanlışta ısrarla devam ediliyor. Şimdi barış gücü askerlerinin buradaki komutanı değiştiriliyor yine. Bu komutanın değiştirilmesi bile bizimle istişare edilmeden yapılan şeyler, işlemler. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman niye barış gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmasına izin veriyorsunuz? Şimdi biz iyi niyet gösterisi olarak yıllardan beridir, işin başından beri böyle, iyi niyet gösterisi olarak barış gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girmeleri, çıkmaları bu konularda sıkıntı yaratmıyoruz. Ama işin gerçeğine bakacaksanız buradaki barış gücü askerlerinin barışı sağlama, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini sağlama yönünde en ufak bir katkıları yoktur, olmamıştır. Kıbrıs Türk'ü barış gücü askerlerinin adada var olduğu 64-74 arası dönemde toplu mezarlara gömülmüştür, kaybolmuştur, kaçırılmıştır, öldürülmüştür. Her türlü zulme tabi olmuştur. 74 barış harekatıyla Kıbrıs Türk'ünün güvenliği sağlanmıştır ve barış ortamı oluşmuştur. Dolayısıyla BM barış gücü askerlerine bu isim verilmesi bile hatalı. Bunlar barış gücü askeri değil, bunlar üniformalı, maaşlı turist. İşin gerçeğine bakarsanız. Üniformalı, maaşlı turist. Ve bunların varlıkları, bunların görev anlayışları BM'nin üye devlet diye oturttuğu sözde Kıbrıs Cumhuriyeti adını taşıyan Rum tarafı ve dışlanan, haksız diye görülen ve temas bile kurulmaması
doğru görülen taraf biz. Ve bu yapıda Birleşmiş Milletler Örgütü sanki adada gerçekten tarafsız bir örgütmüş gibi müzakere süreçleri yaşatmaya, desteklemeye ve tarafları gelin sorunu çözün yönünde destekleyerek aklınca bir şey yapıyor. Hiçbir işe yaradığı yok. 74 Barış Harekatı Kıbrıs sorununu yaratan tarih değildir. 74 Barış Harekatı Kıbrıs sorunundan dolayı yaşanan bir olaydır ve bir ölçüde de Kıbrıs sorununun çözümüdür. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Buyurun Asip Hanım. Bir de Sayın Bakanım, bu Birleşmiş Milletler kuzeyden hiçbir şey almıyor. Yaklaşık 50-55 milyon dolar personel harcamalarıyla bir bütçeleri var. Yani kuzeyden bir iğne bile almıyorlar. Hepsini diğer taraftan alıyorlar. Bu da önemli bir şey. Alamazlar. Rum'dan korkuyorlar çünkü. Rum kızacak. Yani bu kuzeye gelen Rumlar bile yani bu taraftan bir şey alıyorlarsa korkarak alıyorlar. Yani güneye geçişlerinde, tekrar dönüşlerinde yakalanmayacakları yöntemlerle buradan alışveriş yapıyorlar. Geçen turist otobüslerinde sandviçlerini bile, sularını bile beraberlerine getiriyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hiçbir şey almamaları için. Dolayısıyla bu arkadaşlardan bir şey beklemeyelim. Bu arkadaşlardan bir şey olmaz. Biz kendimize bakalım, ana vatanımıza bakalım. Biz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha halkını daha mutlu eden bir devlet yönetimine kavuşturalım. Kendi evimizi bir düzenleyelim. Ve Rum tarafıyla eşit komşu devletler düzeyinde bir ilişki öngörelim. Eğer iyi ilişkiler kurabilir ve iyi komşuluk ilişkileriyle iki devletin varlığı temelinde bir süreç yaşanırsa ve evrimsel olarak ileriki jenerasyonlarda artık 3, 5, 10 neyse ileride bu iyi komşuluk ilişkileri gelişmiş devletler olarak yola devam edilirse ilerideki jenerasyonlar bunun daha derinleştirilmesini, bir nevi ortaklık haline dönüştürülmesini gündemlerine alabilirler. Ama şimdi veya yakın gelecekte Rumlarla herhangi bir ortaklık kimsenin aklının ucundan bile geçmesin söz konusu değildir. Yaşayamaz, işletilemez. Bunlarla biz bu yapıda hiçbir ortaklıkta ayakta duracak ortamı bulamayacağız. Çünkü ana vatanımızı da dışlayarak böyle bir noktaya gelmemizi istiyorlar. Ana vatanımızı dışladığımız anda kimse bizim güvenliğimizi, refahımızı, mutluluğumuzu garanti edebilecek hiçbir güç dünyada yoktur. Avrupa Birliği'nin ne olduğunu gördük. Rum'u Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterlerine rağmen, Kopenhag üyelik kriterleriyle hiç uyuşmayan bir Rum müracaatını sırf Almanya'nın genişlemeye ihtiyacı olduğu için arka bahçesi ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye yapılabilmesi için Yunanistan'ın Kıbrıs'ı da almazsanız veto ederim genişlemeyi şantajı ile üyelikle alakası olmayan bir Rum tarafını siz üye yapıyorsanız Avrupa Birliği Kıbrıs Türk'ünün size güven duymasını beklemeyin. Rumların ve Yunanistan'ın içinde olduğu Avrupa Birliği Kıbrıs Türk'ü için medet umulacak bir birlik değildir. Tarafsız bir birlik değildir. Tam tersine Kıbrıs sorununa taraftır. Aleyhimize taraftır. Ambargolar uygulatan bir birliktir. Bizi Rum'a tabi kılmaya çalışan bir birliktir. Son Hellim olayında da bunu gördük. Ama bu eleştirileri yaparken kendi iç siyasetimizi de eleştirmek gerekir. Avrupa Birliği ile ilişkileri bu kadar yanlış değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyaseti Avrupa Birliği'nin yanlışlarına adeta destek olmaktadır. Hellim olayı bunun en son en bariz göstergesidir. Kendi hellimimizi Rum'un görevlendireceği denetçilere incelettirecek ve Rum denetçisi onay verirse o hellimin Güney Kıbrıs Rum limanlarından ihracını gerçekleştirecek bir
sürece sokma hakkı kimsede yoktur. Kimse kusura bakmasın. Yani kendi iç politikamıza yönelik bir eleştiridir bu. Kimse kusura bakmasın. Biz zaten Avrupa Birliği'ne yani istediğiniz kadar hellim satın. Avrupa Birliği'ne hellim sattığımız da yok zaten. Yıllar önce satıyorduk çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nin üyesiydi. İngiltere'deki Türk Rum nüfuslarından dolayı İngiltere'ye hellim ihraç edildi. Bu Avrupa Birliği'ne hellim ihraç edildi diye yorumlanmaması lazım. Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nde değil. Ben hep soruyorum bunu. İngiltere Avrupa Birliği'nde değilse ben Fransızların, Almanların, İtalyanların, İspanyolların, Belçikalıların, Hollandalıların, Lüksemburgluların bunların hellim hellim diye yanıp tutuştuğunu bugüne kadar duymadım. Hellimin varlığından bile haberleri yok belki de. O zaman biz Avrupa Birliği'ne neye hellim satacağız diye öldürünüyoruz. Kaldı ki satamayacağız da. Ama kendi irademizi, kendi hellimimizin denetimini Rum'a teslim ettik. Bu tür siyasetlerden kopmamız gerekir. Çıkmamız gerekir. Şimdi ne yaptık? Türkiye'den hayvan bile alamaz duruma geldik. Kendi kendimizi. Türkiye'den hayvan da Avrupa Birliği'nin koşullarından dolayı biz Türkiye'den hayvan da alamayız. Son Türkiye'ye onu da bildirdik. 5000 küçük baş hayvan gelecekti. İstemiyoruz dedi. Niye? Çünkü Avrupa Birliği istemiyor Türkiye'den hayvan almamızı. Yani şunu söylemeye çalıştım. Avrupa Birliği'ni eleştirebiliyoruz. BM'yi eleştirebiliyoruz. O ülkeyi bu ülkeyi eleştirebiliyoruz. Ama bir de kendimizi öz eleştiri yapma görevimiz vardır. Nerelerde yanlışa gidiyoruz? Yani iyi çocuk rolünü oynama adına kendi çıkarlarımızı göz göre göre zarara uğratma, piçe sayma ve kendi statümüzü ayaklar altına alma siyasetlerinden de kopmamız, vazgeçmemiz gerekir. Bu popülizm, çünkü bu popülist yaklaşımlardır. Çünkü Avrupa Birliği denince akan sular durur diye bir algı var halkımızın arasında. Avrupa Birliği denince akan sular durur. Yok böyle bir Avrupa Birliği. Avrupa Birliği Kıbrıs sorununa taraftır ve aleyhimize taraftır. Bizi ezen taraftır. Dolayısıyla kimlerle muhatap olduğumuzu, bu eleştiriyi yaparken şunu da söyleyeyim, yani Tahsin Ertuğruloğlu Avrupa Birliği düşmanlığı yapıyor. Hayır. Asla. Avrupa Birliği'nin kağıt üzerinde savunduğunu iddia ettiği temel ilkeleri, normları, kriterleri, standartları alkışlıyoruz. Ama eleştirdiğimiz Avrupa Birliği'nin güvenilir bir birlik olmadığının yaşanarak görülmüş olduğu noktasından hareketle bunlara güvenmeyin. Kağıt üzerinde onu bunu savunuyor, görülebilirler. Ama siyasi çıkarları gerektiğinde bu savunduklarını söyledikleri ilkeleri, insan haklarını, demokrasiyi, özgürlükleri falan anında ihlal edebilecek bir birliktir. İşte Kıbrıs'ta Rum tarafını Avrupa Birliği'ne üye yapmakla bunu ispatlamış oldular bize. Rum tarafının müracaatı değerlendirmeye bile alınmaması gerekirdi. Ben bunu yıllar önce Brüksel'de o dönemin gelişmeden sorumlu komisyoneri Füle'ye sormuştum. Türkiye'nin üyeliği gündeme geldiğinde siz Kopenhag kriterleri diyorsunuz. Ama Güney Kıbrıs'ın üyelik müracaatında da adada doğudan batıya bir sınır olduğu, 64'ten beri barış gücü askerlerinin var olduğu, çözülmemiş bir Kıbrıs konusu olduğu unutularak en uygun aday diye Rum tarafını üye yaptınız. Bu ikilemi nasıl izah edersiniz diye sordum. Cevabı hocalarım şuydu. Geçmişe takılıp kalmayalım, önümüze bakalım. Avrupa Birliği bu işte. Ben hatayı yaparım, sen bunu tartışma artık, kabullen. BM'de de ben hatayı yaptım, eğer kabul ediyorsa birileri hata yaptığını, Rum tarafını üye devlet olarak BM Genel Kurulu'nda oturtmamamız gerekirdi ama yaptık artık. Bunu tartışmayın, kabul edin. Avrupa Birliği de almamam gerekirdi ama aldık artık, bitti. Bunu tartışmayın, kabul edin. O zaman biz neyi savunacağız? Biz neyin mücadelesini vereceğiz?
Rumu Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul ettikten sonra, Avrupa Birliği üyeliğini onayladıktan sonra bizim Kıbrıs davamız ne oldu? Evet. Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Buyurun hocam, bir soru daha sorabilir miyiz öğrencilerimizin? Tabii ki, buyurun. Bir diğer öğrencimiz şöyle diyor. İngiltere'de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk varlığını göz önüne aldığımızda İngiltere'nin ilerleyen dönemlerde Türk tarafının tezlerini desteklemesi ya da KKTC'ye direkt uçuşları başlatma yoluyla olası bir iki devletli çözümü desteklemesi muhtemel mi? Hocam, değerli öğrenci arkadaşım, tabii iyi niyetle sorulan bir soru ama ben bu soruya çok da olumlu bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah sorunuzda var olan temenni, beklenti gerçekleşir. Bundan en fazla mutlu olacak insanlardan biri de benim tabii ki ama İngiltere'yi iyi analiz etmemiz lazım. Kıbrıs konusunun bu hale gelmesinin işin başından itibaren yanlış teşhisle uluslararası camianın gündemine oturmasının ve onun sonrasında yaşanan bütün olumsuzlukların bana göre temel nedeni İngiltere'dir. Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti eşit kurucu ortaklar olarak Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumu arasında bir ortaklık devleti olarak kuruldu. Ve bu devletin temel özelliği ortaklardan ne birinin ne diğerinin diğer ortağı destekleyerek tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti olma hakkına sahip olmadığı temel ilkesiyle kuruldu. Ve bunu dünyada hiçbir ülke bilmiyor olsaydı bile 63-64 yıllarında bunu en iyi bilen ülke İngiltere'ydi. Çünkü koloni idaresi oydu. 60 Cumhuriyeti kurulduğunda da garantör ülkelerden biri yine İngiltere'ydi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hangi temel ilkeler üzerine kurulduğunu çok iyi biliyordu. Buna rağmen 63 aralığındaki saldırı, Rumların Kıbrıs Türk'ünü dışlayan saldırıları sonrasında 64 Mart'ında BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı 186 sayılı kararla buraya barış gücü askerleri denen askerleri gönderme kararı alınırken de İngiltere sanki adada yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti varmış gibi bir algı oluşmasının sorumlusu ülkeydi. Şimdi deniyor ki Türkiye de bu karara onay verdi. Hocalarım, Türkiye BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi değil. O zaman da değildi. Geçici üyesi bile değildi o zaman. BM Güvenlik Konseyi kararlarını engelleyebilme gücü sadece BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinde de var bu hak, veto hakkı. O 5 daimi üye ülkeye ilaveten 10 tane de geçici üye ülke var. Yani toplamda 15 ülke var Güvenlik Konseyi'nde. 5'i daimidir. Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya. Bunlardan biri veto ettiği takdirde bir kararı, o karar geçmez. Şimdi 186 sayılı kararla adaya barış gücü askeri gönderildi. Türk tarafının buna itiraz ettiğini biliyorum. Hem dönem, yani rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş Bey itiraz etti, Türkiye de itiraz etti. Gerçi veto hakkı olmayan bir ülke olmamıza rağmen Türkiye'nin yine de itiraz ifade edildi. Çünkü o kararda yasallığını yitirmiş bir Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden bahsedildi. Çünkü BM anayasasına göre, BM çarterine göre BM'nin göndereceği askerlerin bir ülkeye gidebilmesi için o ülkenin hükümetinin buna onay vermesi ifade edilmesi gerekir. Ve 186 sayılı karara bakarsanız orada Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti onay vermiştir diye bir ifade var askerlerin adaya gelmesine. Bu Kıbrıs hükümeti ifadesine itiraz edildi bizim tarafımızdan haklı olarak. Çünkü Kıbrıs hükümeti ifadesini hak eden bir ortaklık hükümeti
ortada yok. 63 Aralık'tan itibaren böyle bir hükümet ortadan kalktı. Bu itirazlarımıza karşın başta İngiltere olmak üzere şu cevap verildi. Kelimeler üzerinde oynamayalım. Ölen insanlar, akan kan sizin insanınızındır. Bu askerler bir an önce adaya gitsin, akan kan dursun. Ve 186 sayılı karar bu şekilde geçti. O karardan itibaren Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatıyla BM Genel Kurulu'nda üye devlet olarak oturmasına izin verildi. Ve o günden itibaren de BM Kıbrıs konusuna taraf, aleyhimize taraf bir örgüt olarak kendi kendini ortaya çıkarmış oldu. BM'de Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir devlet, bir Rum devleti Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla oturduğu sürece BM Kıbrıs Türk'üne Kıbrıs konusunda katkı koyabilecek bir örgüt değil. Aynen AB gibi, Avrupa Birliği gibi soruna taraftır, aleyhimize taraftır. Dolayısıyla Kıbrıs konusunu, sayın hocalarım, Kıbrıs konusunun İngiltere'ye geleceğiz. İngiltere genel son devrede yaşadığımız görüşme sürecinde mesela İngiliz Dışişleri Bakanı'na şunu söylemişti. Sizin adada iki tane egemenlik var. Bizim adamızda sizin iki tane egemen üst bölgeniz var. Egemen. Ve siz benim adamda benim egemenliğime karşı çıkıyorsunuz. Böyle bir hakkınız nereden var? Benim adamda sizin egemen üst bölgeniz olacak ve benim adamda benim egemenliğim kabul görmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Biz onu müzakere ederek aldık. Sanki biz başka şeyle aldık. Şimdi İngiltere'nin zafiyeti dediğim gibi Kıbrıs konusunun ilk gününden itibaren Kıbrıs konusunun uluslararası arenada yanlış teşhiste algılanmasına sebep olan bir ülkedir. Çünkü İngiltere adadaki iki tane egemen üst bölgesinin esiridir. O üst bölgeleri bildiğiniz gibi Güney Kıbrıs'tır. Biri Ağrı-Tur, diğeri Dikelya. Dinlemez. Şimdi İngiltere için bu iki üst bölgesi hayati öneme haizdir. Bu üst bölgelerinden vazgeçme diye bir seçeneği yoktur. Ve Rum tarafını kızdıracak bir politikayı gündeme getirdiği takdirde Güney Kıbrıs'ta İngiltere aleyhine, İngiliz üst bölgeleri aleyhine terörist eylemleri aşamasına varabilecek taşkınlıklar olabileceğini çok iyi bilir. İngiliz üsleri dışarı kampanyasının başlatılacağını çok iyi bilir. Böyle bir kampanya güneyde başladığı zaman İngiltere üslerini kapatıp ben vazgeçtim deyip gidecek ülke de değil. Onu da biliyor. Ama başı ciddi şekilde arayacak. Kıbrıs Türk'ünün hatırına İngiltere başının ciddi şekilde ağrımasını göze alabilecek bir ülke değil bana göre. Dolayısıyla direkt uçuş olsun. Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu açık açık destekleyen, ima yoluyla destekleyen dahi olsa bir politikaya gelebileceğini ben düşünemiyorum. Çünkü kendi çıkarları Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarından öndedir tabii ki İngiltere'ye göre. Bizim çıkarlarımıza hizmet etme adına kendi çıkarlarının riske atılmasını öngörebilecek bir ülke değil. Dolayısıyla soru da oydu. İngiltere'de bizim insanlarımız orada 300 bin civarında falan. Doğru. Ben meslek hayatına Dışişleri Bakanlığı'nda meslek numara olarak katıldım. 5 yılda Londra temsilciliğimizde görev yapan birisiyim. Oradaki yapıyı da biliyorum. Diasporamız maalesef çok da arzu ettiğimiz oranda güçlü bir diaspora değil. Yahudilerin, İsrail'in diasporasına bakın.
Ermeninin diasporasına bakın, Rumun diasporasına bakın. Buralar çok güçlü, çok iyi organize olmuş, birlik beraberlik içerisinde ana ülkeye katkı sağlayan diasporalar. Maalesef bizim İngiltere'deki diasporamız, özellikle en büyük diaspora Türkiye'den sonra orada, o birlikteliği ben 5 yıl orada görev yapan birisi olarak göremedim. Büyük ölçüde dağınık bir toplum ve İngiltere siyasi hayatında bir güç sayılabilecek noktaya maalesef gelmiş değiller. Yani diasporanın ana ülkeyi destekleme gereği varken bizim diasporamız ana ülkenin diasporayı desteklemesi anlamında bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla bu zafiyet de ortadan kalkmadığı sürece çok etkin çalışan arkadaşlarımız var. Yeni bir gençlik var. Çok etkin ve ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Haklarını yemeyelim. Ama genel olarak Kıbrıs Türk'ünün diasporasının İngiliz süresi hayatında yerel idareler olsun, hükümet düzeyinde olsun, millet düzeyinde olsun, güç noktasına geldiğini, kale alınacak, dikkate alınacak bir güç noktasına geldiğini maalesef söyleyecek durumda değiliz. Dağınık bir tablo çiziliyor. Dolayısıyla soruyu soran arkadaşın umduğu, yani direkt uçuşlar başlasın, direkt ticaret başlasın İngiltere'deki vatandaşlarımızdan dolayı. Yani bu tür beklentiler, şimdi özellikle de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktığı noktadan hareketle, Brexit sonrası bunlar olabilir düşüncesiyle hareket eden insanlarımız var, biliyorum. Ama ben başından beri bunlara hep kuşkuyla bakan birisiyim. Hep sorguladım. İngiliz diplomatı Lord David Haney'in bana söylediği uluslararası siyasette kim size adalet diye bir mefhum var demiştir sorusu hep aklımdadır. İngiltere'nin siyasetinde de ben bunu çok net bir şekilde görüyorum. Kıbrıs konusunda göz göre göre Kıbrıs Türk'üne haksızlık yapılmasına zemin hazırlamıştır. Bugünlere kadar gelmemizin baş sorumlusu İngiltere maalesef. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Buyurun Enver Hocam. Sayın Bakanım, öncelikle ben de fakültemizin davetine olumlu cevap verdiğiniz ve bu katkıyı koyduğunuz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim sorum Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle alakalı olacak. Avrupa Birliği'nden bahsettiniz, Avrupa Birliği'nin bir taraf olduğundan bahsettiniz. Bu bağlamda Türk tarafının genel olarak hani Avrupa Birliği Türkiye ilişkileriyle Kıbrıs sorununun ilişkilendirilmemesi gibi haklı bir pozisyonu var. Ama geçmişte ne yazık ki yani özellikle 90'lı yıllarda 97 zirvesinde mesela Türkiye aday ilan edilmediğinde hani bizim artık Kuzey Kıbrıs tanınmadan masaya oturmayacağımız veya sadece konfederasyon için oturacağımız gibi bir pozisyonumuz oldu ama 2 yıl sonra 99'da Türkiye aday kabul edilince Helsinki'de bu pozisyondan vazgeçip tekrardan federasyonu görüşmeye başladık. Bu noktada sormak isterim. Yani şu anki konjonktürde çok mümkün gözükmese de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde olası bir ilerleme sizce Ankara ve Lefkoşa'nın iki devlet tezinde bir değişikliğe sebep olur mu? Yani Ankara ve Lefkoşa, Kuzey Lefkoşa iki devlet tezinde sizce ne kadar nasıl diyelim, ne kadar bu konuda kararlı, öyle söyleyebilirim. Merak ediyorum görüşünüzü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim Türkiye ile ilgili en ufak bir soru işareti benim aklımda yok. Hatta şunu da söyleyebilirim. Ana vatanın bu konudaki duruşu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi yapıdan çok daha sağlam ve kararlıdır. Türkiye'de egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü
konusundaki kararlılık tartışma bile kabul etmez. Türkiye bugün şöyle, yarın böyle kararlar alabilecek bir ülkede değil. Ha, ifade ettiğiniz hatayı yaptı zamanında. Maalesef harekatın başbakanı rahmetli Ecevit yaptı. Yani anlam planı döneminde biz anlam planına karşı olan insanlar olarak şunu hep söyleye geldik. Yani Kıbrıs hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın ikisinin birlikte olmadığı bir siyasi ve ekonomik topluluğa giremez. Kıbrıs Cumhuriyeti bu temelde kurulmuştu diye ifade ettik. Ama şunu gördük ki Helsinki zirvesinde dönemin başbakanı rahmetli Ecevit maalesef Finlandiya başbakanının kendisine gönderdiği bir mektup ile veto hakkından vazgeçti. Yani Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan'ın ikisinin birlikte olmadığı bir yere giremez cümlesinin anlamı, Türkiye'nin de Yunanistan'ın da Kıbrıs böyle bir yere girmeye çalışırsa veto hakkı var demektir bu. Türkiye maalesef ve özellikle de harekatın başbakanı Ecevit bu veto hakkından vazgeçti. Ve Rum'un tek taraflı AB üyeliğinin önü bu şekilde açılmış oldu. Onun öncesinde zaten Gümrük Birliği ile Tansu Çiller döneminde de bir taviz verilmişti. Neyse. O dönem bu hatalar yapıldı. Ama artık Türkiye benim gördüğüm kadarıyla eski Türkiye değil. Bir zamanlar değerli hocalarım, ben başbakanlık müsteşarıyken Türkiye'de bir makamla bürokrat, gerçi ben de o zaman başbakan müsteşarım, Ankara'da bir makamla odasında Kıbrıs konusunu konuşurken şunu demiştim. Niye Türkiye Kıbrıs konusunda kendi kendini savunmaya almış, talepkar ülke değil, meydanı Rum'a Yunan'a bıraktık. Rum Yunan devamlı saldırıyor, devamlı talep ediyor, suçluyor. Türkiye'de kendini izah etme durumunda bırakıyor, savunmaya geçtik. Savunmada inisiyatif sizde değildir, başarı şansı azdır. Talepkar ülke olmamız lazım. Kıbrıs'ta bir hata yapmadık ki niye savunmaya çekildik? Talepkar ülke Türkiye olsun, biz olalım. Rum Yunan kendini izah etme durumuna sokalım. Bunu söylediğim bey bana ne dedi biliyor musunuz? Kardeşim dedi, Türkiye'nin eti ne budu ne? Şimdi bu bir Kıbrıs Türk'ünün ana vatanda duymak isteyebileceği en son cümle. Bir Kıbrıs Türk'üne Türkiye'den kimse bizim etimiz ne budumuz ne diyemez. Ama o dönemin Türkiye'si maalesef böylesi zihniyetlerle yola devam eden bir Türkiye'ydi. Yani böylesi zihniyetler de vardı sistem içerisinde. O anlamda söylüyorum. Herkesi kapsamıyor bu ama kritik noktalarda olan arkadaşlardan biriydi. O yüzden ben hiç unutmadım. Kritik noktada olan birisinin, bir Kıbrıs Türk'ünün haklı olarak gündeme getirdiği taleplere cevabı etimiz ne, budumuz ne olmaması gerekir. O Türkiye'den bugünkü Türkiye'ye geldi. Bugünkü Türkiye hiç o Türkiye ile alakalı değil. Şimdiki Türkiye bambaşka bir Türkiye. Uluslararası arenadaki ağırlığı, uslu çocuk olma sevdasında değil, ben büyük güçlü bir devletim noktasından hareketle ve bunu kanıtlayan savunma sanayi olsun, ülkenin kendi içindeki reformları olsun, uluslararası platformdaki proaktif siyaseti olsun, ulusal çıkarlarını korumada ne kadar kararlı olduğunu pervasızca ortaya koysun, güvenliğini sağlamak için bu güvenliği tehdit eden unsurlara karşı nerede olursa olsun bunlarla mücadele etmeyi göze alan
bedeli ne olursa olsun ulusal çıkarları korumaya kararlı ve bunun gereğini yapan bir Türkiye var şimdi. 53 yıl Türkiye, federasyon tezi Türkiye'nin teziydi. Ama Türkiye bunun abesle iştigal olduğunu 53 yıllık bir tecrübe sonrasında net bir şekilde ortaya koydu. Cenevre'de bütün Cenevre'deki toplantılara katılanlara herkese bir ders verdi orada Sayın Çavuşoğlu. Resmen ders verdi. Çünkü haklı politika bu. Türkiye'nin bu noktadan Avrupa Birliği ile ilişkilerinden dolayı Kıbrıs'ta geri adım atacak. Yok böyle bir denklem hocam. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda AB ile olan ilişkilerinden dolayı geri adım atma diye bir politika yok. Olmayacak, olamaz. Çünkü Kıbrıs başka bir şey. Türkiye'nin Kıbrıs'ta kaybetmesi demek hiçbir davasında ayakta duramaması demektir. Kıbrıs kilittir. Avrupa Birliği güvenilebilecek bir birlik değil. Siz Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye yapma diye bir misyonu, bir inancı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok böyle bir şey. Asla olmayacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği normlarına, standartlarına uyum sağlama kararlılığı başka bir şeydir. Ki bunları üye olmadan da yapabilirsiniz. Yani bu normlara, standartlara ulaşma sadece üye olmak yöntemiyle olmaz. Üye olmadan da bunları sağlayabilirsiniz. Çünkü kağıt üzerinde AB'nin temsil ettiği ilkelere saygı duymamak mümkün değil. Onu az önce de söyledim. Ama Avrupa Birliği bize yazdıklarıyla yaptıkları arasındaki tutarsızlığı yaşattıktan sonra Avrupa Birliği'ne güven duymamamız gerektiğini öğretti. Dolayısıyla Türkiye'nin AB'den bir beklenti içerisine girip Kıbrıs'ta geri adım atma diye bir olasılığı söz konusu değil. KKTC'deki siyasi yapılaşma içerisinde bu beklenti ile yola devam eden siyasilerimiz yok mu? Var. Maalesef. Ama yok, olmayacak. Milli Güvenlik Kurulu kararlarında da kaçıncı bir karar alınıyor biliyorsunuz. Bu arada gelinen noktada egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir gelecek kurma kararlılığı sonuna kadar duramıyor edecektir. Bu çizgiden geri adım atma söz konusu değildir. Avrupa Birliği Türkiye'mizi veya bizi kandırabilecek zekamızla alay edebilecek bir örgüt değil. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sadık Hocam, Mesut Hocam var mı sorunuz? Evet, hocam müsaade ederseniz ben de bir kısa bir soru sormak istiyorum. Sayın Bakanım'ın açıklamalarını gayet güzel bir şekilde dinledik. Aslında soracağım soruların içerisinde bakanımızın açıklamaları da vardı. O yüzden ben sadece şunu söylemek istiyorum soru olarak. Evet, haklılığımız tamam. Hepimiz haklılığımızı kabul ediyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu haklılığımızı kabul görmüyor. Artı Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman yine Avrupa Birliği'nde de aynı sorunla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği zaten gerek Yunanistan gerekse Güney Kıbrıs Rum yönetiminin etkisi altında. Fransa da zaten Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. İngiltere ile ilgili bahsettikleriniz de ortada. Peki bu durumda nasıl bir çözüme ulaşmayı planlıyor Türkiye ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile yani uluslararası örgütlerle bir çözüme ulaşamayacağımız anlaşılıyor sizin açıklamalarınızdan. Hadi İngiltere biraz Avrupa Birliği dışında kalarak acaba bir şeyler olur mu diye düşündüğümüzde onunla da geçmişte yaşanan sorunlar var. Belki Doğu Akdeniz yetki alanlarıyla ilgili üstlerin bir Doğu Akdeniz'de yetki alanlarının olması ve ileride buralarda çıkabilecek bir doğalgaz veya petrol çıkışlarında İngiltere'nin burada kendine pay istemesiyle oluşabilecek bir
çıkarlar söz konusu olabilir diye de düşünerek sormak istiyorum. Çünkü sonuçta dediğiniz gibi haklılıktan öte uluslararası ilişkilerde çıkarlar söz konusu. Yani nasıl bir çözüm ne ulaşabiliriz? Nasıl bir çözüm sizin düşüncenizde var bu perspektif içerisinde? Çünkü çözümsüzlüğün çözüm olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Hala da görünen o ki diğer devletler aynı şekilde davranacaksa çözüm nasıl olacak o zaman? Sağ ol hocam. Şimdi çözümsüzlük çözüm değildir iddiasını ön plana çıkaran siyasi muhaliflerimize şu cevabı vereyim. Çözümsüzlüğün sorumlusu kendileridir. Çözüm yani eğer çözümsüzlük yaşanmışsa adada bunun sorumlusu Rum tarafını şımartan uluslararası camiadır. Kıbrıs Cumhuriyeti diye onları tanımış olmalarıdır. Dolayısıyla çözümsüzlüğün sorumlusu biz değiliz. Biz çözümsüzlük çözümdür diye bir iddiamız da yok. Sorunuza en kısa verebileceğim cevap soru sorarak şudur. Sorudaki kuşkuyu anlıyorum ama şu demek olmaması lazım. Madem ki BM daimi Güvenlik Konseyi daimi üyeleri bu politikamızı benimsemiyor. Madem ki AB benimsemiyor. O zaman biz bu temel politikamızdan geri adım atalım. Ne demek? Devlet olduğumuzu, egemen eşit halk olduğumuzu, eşit uluslararası statüsü olan bir devlet sahibi olduğumuzu değiliz diyelim. Biz devlet sahibi değiliz. Egemen bir halk değiliz. Yani kendi egemenliğimizi ve kendi devletliğimizi inkar etme durumuna girelim. İşin öyle bir noktaya gelmesi söz konusu değil. Her ne kadar da zor olsa bile çıktığımız yol, bu bizim suçumuz değil. O yüzden hep şunu söyledim bütün gecedir. Biz topu uluslararası camianın sahasına attık. BM'ye attık. AB'ye attık. Siz hatanızda devam edecekseniz bizim izleyeceğimiz yol başkadır. Siz hatanızdan dönecekseniz bizim izleyeceğimiz yol başkadır. Hangi yolu izleyeceksek de biz buna ana vatanımızla birlikte karar vereceğiz. Şu anda bunu söylemek söz konusu değil. O yüzden ilk bölümde söylediğim gibi eğer ikinci 5 artı BM yaşanacaksa ve birinci 5 artı BM'de yaşananlar aynen yaşanacaksa ki bana göre öyle olacak. Yine üzerimize aldatmacılarla gelecekler çünkü Cenevre'de de geldiler. Egemen toplum ifadelerini kullanarak bizim de cevabımız tabii ki toplumlar egemen değildir. Egemenlik hakkı yoktur. Halkların egemenlik hakkı vardır. Dolayısıyla egemen sovereign community, egemen toplum ifadeleriyle bizim gözümüzü boyamaya ve işte biz egemenlik iddiasındayız, işte egemenlik yazmışlar. Bu tür oyunlarla, kelime oyunlarıyla bizi kandıramayacaklarını ifade ederek o senaryoları boşa çıkarttık. Şimdi aynı türden kelime oyunlarıyla ikinci 5 artı BM'de yine karşılaşabiliriz. Ama bu oyunlara mideniz tok. Dolayısıyla ikinci 5 artı BM birincisi gibi neticelendiği takdirde eğer genel sekreter birincide yapmadığını ikincide yaparsa ve orta zemin kesinlikle yoktur, müzakere şansı ortada kalmamıştır, benim görevimi neticelendirmem söz konusu değildir diyerek Güvenlik Konseyi'ne gidip görevini iade edecek mi, etmeyecek mi? Ettiği takdirde ne söylenerek edilecektir? Bunlar yaşanacaktır, bunlar görülecektir. Sonuçta biz sokakta kalmış bir halk, bir devlet değiliz. Seçeneksiz bir halk, seçeneksiz bir devlet de değiliz. Ana vatanımız bizimle birliktedir. Ana vatanımızla oturup uluslararası camianın yapacağı tercihe göre biz de yolumuzu ona göre beraber belirleyeceğiz. Bundan biz rahatsızlık duymuyoruz.
Çünkü bizim anlayışımızda çözüm ne olursa olsun Rum'la tekrar ortak olmak değildir. Rum'la ortaklık seçeneklerden sadece bir tanesidir ve bana göre artık en uzak seçenektir. Önce dediğim gibi iyi komşu devletler, iyi komşuluk ilişkileri kurmuş, sürdüren devletler olarak yolumuza devam edelim. Bu süreç sağlıklı geliştiği takdirde ve tarafların birbirlerine güveni arttığı takdirde belki ileriki jenerasyonlar bir ortaklığı düşünebilirler. Şimdi ortaklık diye bir şey yok. Çözüm denen olay sadece Rum'la ortak olmak değildir. O sadece bir seçenektir ve dediğim gibi şu anda en uzak seçenektir. En sağlıksız seçenektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin egemen uluslararası statüsü kabul görmesi gerekir. Başka türlü ileriyi şekillendirme şansı yoktur. Sayın Bakanım, bu seçenekler arasında ilhak da düşünülebilir mi? Yani Türkiye'ye ilhak. Çünkü böyle söylentiler de çıkarılıyor biliyorsunuz. Daha çok muhalefet tarafından söyleniyor ama öyle bir ihtimal var mıdır? Ben bu bunların iyi niyetle gündeme getirildiğini düşünmüyorum. Siz de ifade ettiniz. Muhalefet tarafından getirilir. Ne Ankara'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilhak etmediği bir politikası vardır. Ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aman Türkiye'ye ilhak olalım diye bir beklenti, bir politika vardır. Ama bu demek değildir Türkiye ile ilişkilerimiz. Herhangi bir iki farklı ülkenin ilişkisi olarak şekillenmesi gerekir. Hayır, Türkiye bizim ana vatanımızdır. Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman ne olursa olsun farklı olacaktır, özel olacaktır. Türkiye ile ilişkilerimiz KKTC-Fransa ilişkileri olmayacaktır. Türkiye ile ilişkilerimiz KKTC-İngiltere ilişkisi olmayacaktır. Türkiye ile ilişkilerimiz ana vatan, yavru vatan ilişkisidir. Özeldir, farklıdır. Bunu hazmetmeleri gerekir herkesin. Ama bu herkesin içerisinde Türkiye'yi bu adadan çıkarma sevdası vardır. Çözüm, çözüm, çözüm diye sabah öğlen akşam ağlayıp sızlayanların temel hedefi Türkiye'yi buradan dışlamaktır. Ve sözde Avrupa Birliği'nin güvencisi bize yeter diyerek biz Kıbrıslılar olarak Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Türkiye dışarı, Avrupa Birliği'nin güvencisi içerisinde biz geleceğimizi şekillendirebiliriz gibi sakat bir vizyon vardır. Bu vizyon sahipleri soruda var olduğu gibi Kıbrıs Türk'üne olumsuz tablolar, yani başka seçeneklerimiz vardı dediğimizde hemen gündeme getirdikleri ilhak. Türkiye toprağa ihtiyacı olan genişlemeci bir ülke değildir. İhtiyacı da yoktur. Ama Türkiye asla ve asla 40 mil güneyindeki bir adanın Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir Yunan adasına dönüşmesine asla izin vermeyecektir. İş bu kadar basittir. Yani işi duygusallığa götürerek efendim işte yasemin kokularıydı, suydu, buydu falan, yani geçin bunları. Reel politika konuşalım. Reel politika. Hangi coğrafyada oturduğumuzu bilelim. Bu coğrafyadaki tehditleri görelim. Kimlerle muhatabız bilelim. Bu muhatap olduklarımız bizi niye ana vatanımızdan koparmaya çalışıyor bilelim. Ona göre hareket edelim. Kimseye düşmanlık duymayalım. Ama bize karşı düşmanlık besleyenlerin kim olduğunu iyi belirleyelim. Kendimizi savunmamız gerektiğini ve neler yapmamız gerektiğini iyi öğrenelim. Bu hatayı da yaptık. 74 sonrası hocaların, 74 sonrası en büyük hatamız şu olmuştur. Artık bitti, kurtulduk. Dava bitti. Yan gelip yatalım. Çocuklarımıza da düşmanlık öğretmeyelim diyerek hiçbir şey öğretmedik. Gençlerimize düşmanlık öğretmeyelim diyerek hiçbir şey öğretmedik. Biz gençlerimize düşmanlık öğretilmesi sevdalısı değiliz. Düşmanlık aşılama başka bir şeydir. Ama bu mücadelenin nereden, niye başladığını, ne bedeller ödenerek
buralara gelindiğinin bilinmesi başka bir şeydir. Ki o acı tecrübeler tekrarlanmasın. Çünkü muhatap olduğumuz tehditler bu yaşadığımız acıların tekrarlanmasını öngören tehditlerdir. Dolayısıyla dediğim gibi bu adadaki görevimizin ne olduğunu bilelim. Ayaklarımız yere bassın, haddimizi bilelim. Bu adada bizi Türkiye'mizden, ana vatanımızdan koparmaya yönelik, bizi bu adada yalnız yakalama ve bu adayı kilitleştirmeye yönelik komplolar, oyunlar, espiyonajlar oynanmaktadır. Bunu iyi görelim. Ve işi şeye dökerek, aman işte ne yazık adamız bölündü. Efendim işte Refkoşa Avrupa'nın en son bölünmüş şehri. Bu tür nerede benim Nasim'in kokan Refkoşam gibi bu tür edebiyatla reel politikada karşı karşıya olduğumuz tehditler unutturulmaya çalışılıyor. Yani Yasemin kokulu Lefkoşam güzel bir şey. Yani kötü bir şey olduğunu söylemiyor. Ama bu kötülükleri bize yaşatanların kim olduğunu bilmemiz lazım. Bu kötülükleri bize yaşatan Rum. Ve Rum sevdalımız oluyor ağzını aniden bazılarının ve yıllardan beridir bize tek sahip çıkan ülke, ana vatanımız, her türlü bedeli ödeyen, bize sahip çıkma adına ana vatanımız kötü, dışlanması gerekir. Ama bize bütün bu yanlışları yapan, kötülükleri yapan, ambargoları yapan, bizi öldüren, şehit eden Rum tarafı, ırkçı, Enosis sevdalısı, EOKA hayranı, Rum tarafı da efendim dostumuz, kardeşimiz. Yani bu senaryolardan artık bıktık, usandık. Midemiz tok, midemiz bulanıyor. Bütün söylemeye çalıştığım, bütün savunduğum prensiplerin arkasındaki inanç ve realite bunlar hocalar. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Yorduk sizi. Geç bir saat oldu sizin açınızdan. Şimdi bir derleyeyim, toplayayım. Son bir söz daha vereceğim size müsaade ederseniz. Ana vatan Türkiye'ye ana vatan diyemeyenler dediniz. Başka yerlere hizmet edenler dediniz. Zor olanı ama doğru olanı seçtik dediniz. Egemen eşitlikten bahsettiniz. Uluslararası eşitlikten bahsettiniz. Rumlarla uluslararası statüden bahsettiniz. Uluslararası statü, evet. Çok sık olarak vurguladığınız ifade, topu uluslararası camianın alanına attık dediniz. Ya yanlışa devam edecekler ya da adada diskriminasyona son verecekler dediniz. Sonuna kadar katılıyorum. Anladığım kadarıyla en fazla önemsediğiniz konulardan bir tanesi iç siyasetle ilgili. Burada bir milli mutabakat sorunu var gibi geliyor. Çünkü Cumhuriyet Meclisi ile kamuoyunda o mutabakatı sağlayamadık gibi bir hava zaten açık görüyoruz. Buna siz de değindiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikasına değindiniz. Muhtemel senaryolar üzerinde durdunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti arasındaki olmazsa olmaz işbirliği ve dayanışmaya değindiniz. Kararlılığa değindiniz. Az önceki meşruiyet, eşit siyasi egemenlik ve uluslararası statü bağlamında Birleşmiş Milletler'in hem Güvenlik Konseyi hem de barış gücüyle ilgili ifadeleriniz oldu. Üniformalı, maaşlı turistler dediniz. Son derece haklısınız. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerine değindiniz. İngiltere'nin Brexit sonrası pozisyonu, üsler, direkt uçuşlar ve ticaretine değindiniz. Maalesef olumsuz bir çerçevenin içerisinde kaldı. Çok doğruydu teşhisiniz. Türk diasporasına değindiniz. Organize olamayan, bütünleşemeyen, işbirliğini, dayanışmayı sağlayamayan ve ana kıtaya desteğini çok göremediğimiz Türkiye'den gelen Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın Kıbrıs'la ilgili milli politikada ortak noktada duruş sergilediğini söylediniz. Son derece güzel bir gelişme.
ikinci bir 5 artı BM görüşmesiyle ilgili muhtemel senaryolara değindiniz. Reel politikaya değindiniz. Duygusallıktan uzak olmamız ve son olarak Hasibe Hanım'ın ilhakla ilgili sorusuna değindiniz. Gayet güzeldi. Ufuk açıcı oldu. Çok daha farklı notlar aldım. Şimdi iki şey sormak isterim Sayın Bakanım, müsaade ederseniz. Birincisi, bizim atladığımız, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İkincisi biraz kişisel olacak. Yani bu gergin ortamdan biraz da çıkalım istiyorum. Böyle sandıkta naftalinlerin içerisinde bizim formalar, bayraklar, flamalar perişan oldu. Sarı Kanarya çıkacak mı bu yıl? Formaları, flamaları, bayrakları çıkarabilecek miyiz? Ne diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Gayet güzel özetlediniz vurgulamaya çalıştığı konuları. Tabii şey konusunda biraz eksik cevap vermiş olabilirim. Şimdi siz özetlerken aklıma geldi. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde ilerleme olduğu takdirde Türkiye Kıbrıs konusundaki duruşunda yeni bir değerlendirme yapar mı diye. Şimdi bakın, Avrupa Birliği Kıbrıs konusunu Türkiye'yi üye yapmamak için mazeret olarak kullanan bir birliktir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye yapma diye bir politikası yoktur. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüdür. Türkiye gibi 85-90 milyonluk bir Müslüman ülkenin Avrupa Birliği'nde tam üye yapılması, Avrupalılar bunu yani düşünemezler bile. Bunu Türkiye'miz de biliyor bana göre. Ama dediğim gibi Türkiye'nin veya herhangi bir ülkenin kendi yasalarını, kriterlerini Avrupa Birliği'ne kağıt üzerinde temsil ettiği, iddia ettiği ilkelere, prensiplere, standartlara, normlara uyumlaştırması başka bir şeydir. Avrupa Birliği'ne üye olmak başka bir şeydir. Bu uyumlaştırmayı üye olmadan da yapabilirsiniz. Türkiye'mizin yapmaya çalıştığı bana göre budur. Ki aynı şekilde bizim de burada mecliste Avrupa Birliği'yle uyumlaşma, yasalarımızın uyumlaştırılması çalışmaları bizim meclisimizde de yapılmaktadır. Ama şu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Avrupa Birliği Kıbrıs konusunu Türkiye'nin üyeliğini bloke etme adına bir mazeret olarak kullanıyor. Eğer Kıbrıs konusu olmasaydı başka bir konuyu Türkiye'nin önüne çıkaracaklar. Türkiye'yi üye yapma diye bir politikaları yok. Neyse, siyaset sabaha kadar da konuşabiliriz. Gerekirse başka günlerde de tekrar buluşabiliriz. Şimdi sağ olun. Fenerbahçe'mize geldiğinde inşallah hocam, ne diyeyim yani, istemeyen cimbomlu olsun diyeceğim. Yapmayın hocam, yapmayın öyle şeyler, söylemeyin. Hocam ama da hocam, bakalım ama da. Bugün hepimiz milli takımı destekliyoruz. İtalya ile maçımız var. O yüzden evet, başarılar diliyoruz tabii. Evet, yani başarılar diliyoruz bu çocuklar. Başka Ay Yıldız'ın arkasındayız tabii ki. Bak, Enver Fenerbahçe 7 senedir şampiyon olamıyor. Galatasaray'da dostlarımız sürekli bizimle alay edebilirsin. İşte 7 senedir şampiyon olmadınız falan. Ben de hep şunu hatırlatıyorum. Biz senin gibi 14 sene beklemeyeceğiz. Onu unutuyor dostlarımız. Kendileri 14 yıl beklemişti şampiyon olmak için. Biz 8. senemizde tabii ki şampiyonluğu yakalayacağız. Ben adadaki ilk Fenerbahçe komitesiyim. Onunla da gurur duyarım. Pişman mısınız? Ne münasebet? ben en büyük Fenerbahçe demem. Tek büyük Fenerbahçe demem. Öyle bir Fenerbahçe demem. Onun için herkesin düşüncesine saygımız var. Bizim de Fenerbahçe'nin çabuk olmaması anlamında dedim. Cimbomlu olacak.
Cimbomlular bizim sorunlarımızı istemiyor. Yani cimbomluların bunu alınması gerekmez. Bu görüntü. Fenerbahçeliler Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemez. Galatasaraylılar da Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemez. Yanlış bir şey mi söylüyorsunuz? Kesinlikle doğru. İyi ki Beşiktaş'ın şampiyon. Bir tarafta biz olmayacaksak Galatasaray olacağına Beşiktaş olsun diyoruz. Galatasaraylılar da biz olmayacaksak Fener olacağına Beşiktaş olsun diyor. Arada bağlanan Beşiktaş oluyor. Bu yıl öyle oldu. Evet. İyi oldu. Evet. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Gayet doyurucu bir toplantı oldu. İnşallah. Hem fakültem adına hem üniversitem adına size hasreten gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir toplantıda başka bir pencere açarız. Sağ olun, var olun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Öğrencilerimize de sevgiler, saygılar. Sağ olun efendim. Hocalarım sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Burası her zaman en iyiyi hedefleyenlerin yeri. Burası her zaman sağlam adımlarla geleceği kuran Kıbrıs'ın ilk üniversitesi. Burası Girne Amerikan Üniversitesi. Kıbrıs'ın öncü üniversitesi olarak sürdürdüğümüz misyonumuzu şimdi güçlü sağlık yatırımlarımızla daha da genişletiyoruz. Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu'yla hayalindeki geleceği birlikte kuruyoruz. En iyi akademik kadroyu ve gelişmiş laboratuvarları sağlığın merkezi olacak kampüs ortamında senin için bir araya getirdik. Çağın gereksinimlerini karşılayan modern laboratuvarlarımızla ihtiyacın olan pratik eğitime sahip olacaksın. Hedeflerini canlı tutan ve sana yeni deneyimler sunan bir kampüs yaşamında eğitim alacaksın. Dünyanın en önemli işini yapacaksın. En çok ihtiyacı olanlara yardım edeceksin. Hiç tanımadığın bir insanın sağlığı en önemli önceliğin olacak. Bu sadece bir meslek değil, bir tutku. Hayallerine gerçekten inan. İnsanların hayatının bir parçası olacaksın. Her gün Girne Amerikan Üniversitesi'nde araştırıyoruz, ilgileniyoruz, keşfediyoruz ve hayallerinizin kapılarını aralıyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi. Sağlıkla gelecek, sağlıklı gelecek.